Arkadaşlar merhabalar. Bugün kartları arenada hunharca biriktiriyoruz. Bilmeyenler için arkadaşlar 7 kat iksirde bir arkadaşımızla beraber bunu yapıyoruz arkadaşlar. Karşı taraf sürekli tank kartlarını veya iskeletlerini atıyor. Biz de sürekli kartları aynalı klonlar yapıp biriktiriyoruz ve arenada olağanüstü derecede bir birikim oluyor böylece. Şimdi bakın kendisi buradan atıyor. Biz de buradan Goblin makinesini yapıyoruz. Goblin makinesi yapılabilir. Yeni de bir kart sayılır oyunda. Bakın roketleri ata ata arkadaşlar orada savunacak. Zaten yürüyüşleri de bayağı bir değişik. Görsel şölenini size bırakıyorum. Ben izleyemiyorum şu anda. Çünkü sürekli böyle kartı döndürüp tekrardan atmakla meşgulüm. Bu arada Croxy'ye de teşekkür ederim dostum, videomda bana yardımcı oluyor. Aynı zamanda kapaklarda da bana yardımcı olan bir dostum. Kendisine de bu videoda ayrıca teşekkür ediyorum. Derken artık yavaştan bundan sonra aynalı klonlara geçelim. Onlar kuleye doğru gidiyorlar. Şöyle bir klon yaptım. Buradan bir klon daha yaptım. Roketi sevmezdik. Goblin makinesi oyuna geldi. Şöyle bir klon daha attım. Artık oyun çıldırdı arkadaşlar. Bir şey atamıyorum. Ve evet, ilk biriktirmemizi güzel bir şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Umarım beğenmişsinizdir. İkinci kartımıza geçelim. Evet arkadaşlar, ikinci olarak da Mega Şövalye yapıyoruz. Yine birazcık bekleyelim. Mega Şövalye'nin alan hasarı olduğu için arkadaşlar savunabilir. Tekli kartlarda biraz daha önce atıyorum. Alan hasarı olan kartlarda beklenebilir. Çünkü onlar yani bu kadar şeyi daha hızlı eritir. Özellikle zıplayarak falan. Ve buradan arkadan atıyorum Mega Şövalyeleri. Hemen birikmesinler ki sonrasında daha fazla biriksin. Buradan bir Mega Şövalye daha. Mega Şövalyeler aman vermiyor arkadaşlar. Bir Mega Şövalye daha bıraktım. Bir de zıplıyorlar aynı zamanda. Gerçekten inanılmazlar. Yani kuleye değdirmiyorlar. O kadar şey atıldı burada. Hemen devam edelim. Şöyle düşmedi bir an. Güzel. Zıplıyorlar arkadaşlar. Midladder players like. İngilizcem de fena değildir de burada beynim duruyor arkadaşlar. Zamanında Erasmus'u kazanmıştım. Korona tam gelmişti. Romanya'ya gidecektim, Braşov'a. Hayırlısı olsun. Çok üzülmüştüm ama gidemedim. Yani o üzüldüğüm bambaşkaydı da. Neyse. Evet, buradan aynalı klonları yapalım. Bir Mega Şövalye, ardından bir aynalı klon. Mega Şövalyeler durun da sizi bir klonlayalım. Durmuyorlar. Hepsi birden uçuyor. Bir klon daha bıraktım. Bir klon daha bırakıyorum arkadaşlar. İnanılmaz bir görüntü ortaya çıktı. Hepsi birden ana kuleye uçuyor şu anda. Özellikle böyle seyir zevki güzel olabilecek kartları seçmeye çalışıyorum. Mega Şövalye ile güzel bir şekilde yaptık. Diğer kartlarımıza geçelim. Evet, bu sefer de Pekka'yı yapıyoruz arkadaşlar. Pekka da yine güzel olabilir ancak bu sefer Pekka'yı direkt atıyorum. Çünkü tekli vuruyor arkadaşlar. Ondan dolayı hemen atmamız lazım. Hatta klonu belki erken atabiliriz. Çünkü Pekka'nın normal şartlarda klonlu falan bunları savunması çok zor. Alan hasarı vermiyor biliyorsunuz. O yüzden şöyle de atabiliriz hatta. Hemen buradan atalım. Evet, Pekka bu aralar zaten çok popüler. Yapmasak olmazdı. Hemen buradan devam edelim. Baya baya geliyor rakibimiz ama Pekkalar da fena değil şu anda. Hemen buradan devam edelim. Evet, Pekka tekli vurduğu için güzel birikiyor. Mega Şövalye gibi değil. Mega Şövalye aynı anda 10 tane karta vurabiliyor ama Pekka öyle değil. Bir taneye sadece vurabiliyor yani. Devamı yok. Evet, devam edelim. Artık biraz sonra aynalı kullanına da başlayabiliriz ya. Pekkaların böyle tıkanması güzel olur. Biz daha fazla kart biriktiririz. Hatta yavaştan artık klona geçelim. Butterfly. Böyle bir klon daha.
Bir tane daha attım. Şuradan bir tane daha. Pekka'lara ne oluyor? Bayağı birikti yalnız. Şöyle bir Pekka. Bir tane daha yaptık. Bir tane daha klon. Onu da döndürdük. Bir tane daha döndü mü? Bir tane daha döndü. Arkadaşlar yani yani gerçekten şu an emoji gibiyiz. Hani Pekka'lar inanılmaz birikti. Yani şu ana kadar en beğendiğim diyebilirim. Efsane oldu gerçekten. Hatta kapağı da koyabiliriz bunu. Diğer kartımıza geçelim. Evet, hayaleti yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi de biraz bekleyelim burada çok az. Şöyle tamam, artık atabiliriz. Yine hayaletinde aslında alan hasarı vardı arkadaşlar. Yalancı alan hasar, ben öyle diyorum. Yani hayalet, işte iskelet ejderler. Yani bunların alan hasarı var da yok gibi bir şey. Yani alan hasarlı kart nasıl olur biliyor musunuz? Böyle cellat gibi olur, büyücü gibi olur, yavru ejder gibi olur. Alan hasar deyince benim aklıma bu geliyor. Ama hayalet bile alan hasarlı bu oyunda. Evet, fena değiliz. Güzel, şöyle devam edelim. Hatta direkt aynen şu an atmamıza da gerek yok şey. Hayalete devam edelim. Güzel, orada onlar vermez artık orayı. Fena da birikmiyorlar. Evet, bundan sonra klona geçebiliriz artık. Daha hızlı biriksin. Şunu da atıyorum. İlk klonumuzu bıraktık. İkincisini de bırakıyorum. Şöyle bir klon daha. Bir klon daha attım buradan. Bir tane daha bıraktım. Bir tane daha bırakıyorum. Döndürebilirsem daha da devam edeceğim. Şuradan bir klon daha bırakıyorum. Bir tane daha bıraktım. Olur mu bir tane daha diyeceğim de bir tane daha yaptık orada ve hayaletleri de güzel bir şekilde biriktirdik. Böyle görünmezlik efektiyle güzel oldu bence. Diğer bir kartımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi dev iskeleti yapıyoruz. Dev iskeleti de bu arada bu sefer ok aldık. Bundan dolayı arkadaşlar böyle bir süre geçtikten sonra oklarla falan böyle bomba show yapmayı da düşünüyoruz. Dev iskelet şüpheli arkadaşlar durdurma açısından. Bu yüzden okları biraz klonu birazcık önce atmamız gerekecek. Yani bakın şu an bunu dev iskeletler kendileri durdurmaya çalışsalar 3 taç yiyeceğiz. Yani bu kartın kendi yapısında olan bir şey. Hemen buradan atmaya devam edelim. Herhalde bundan sonrasında savunur bizim yiğitler. Dev iskeletler de bayağı iyi birikti. Bu arada hala 3 taç yiyebiliriz ya. Böyle bir klon daha bırakalım biz. Aman 3 taç yemeyelim. Hayır. 3 taç yedik. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yine 3 taç yeme olasılığımıza karşı buradan klonu basıyoruz. Umarım bu sefer 3 taç yemeyiz. Dev iskeletler tutamıyorlar arkadaşlar. Gerçekten bu konuda oldukça kötü olduklarını söylemem lazım. Biraz önce de fail olduk zaten. Buradan artık dev iskeletleri de atmaya devam edelim. Hani hiçbir türlü güven vermiyorlar. Hani bombaları güven veriyor. Onun dışında çok bir güven verdikleri söylenemez dev iskeletlerin. Buradan bir aynalı klon yapalım şöyle bakın. Birazdan oraya bir ok gelebilir. Evet arkadaşlar, bombaları izleyin. Ne oldu orada? Şöyle bir klon daha atalım. Bir tane daha geldi. Mükemmel oldu bu arada. Hepsi bir anda patlıyor. Fark etmiyorsunuz da bu arada. Bir tane daha şöyle yapalım. Bir ok daha geldi galiba. Bir tane daha geldi. Evet. Yani dev iskeletin böyle bombasıyla özellikle şov yapmaya çalıştık. Bir kere de fail olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Diğer bir kartımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi büyücü yapıyoruz. Bu sefer iskeletlerle yapmayı tercih ettik. Çünkü büyücünün inanılmaz derecede bir alan hasarı olduğu için diğer kartları çok iyi eritecektir. Hani daha doğrusu tank kartları. O yüzden bu şekilde yapmaya karar verdik. Buradan büyücüleri bırakalım. Evet, bayağı sağlam geliyorlar şu anda. Buradan büyücüyü atalım. Büyücüleri atalım daha doğrusu. Daha doğru bir tabir olacaktır galiba.
Güzel. Evet, arena kasmaya başladı arkadaşlar. Kart atmada da şu anda zorlanmalar yaşanıyor. Güzel. Özellikle alan hasarı olduğu için birikmesi biraz daha zor oluyor. Çünkü hızlı eritiyorlar arkadaşlar. Yani Pekka'da mesela hızlı eritmediği için tekli vurduğundan dolayı çok güzel birikmişti. Alan hasarları biraz daha az birikiyor. Bunu dağıtıp bir klon atalım şöyle. Aynalı klonunu da bıraktım büyücünün. Yine güzel birikti. Şöyle klonu atıyorum. Bir klon daha bırakıyorum. Ve büyücülerle de galibiyetimize aldık. Özellikle yani dediğim gibi daha az birikiyor arkadaşlar alan hasarı verdiğinden dolayı. Diğer kartımıza geçelim. Evet arkadaşlar, bu sefer de okçuları yapıyoruz. Özellikle okçular bayağı yani daha zor olacaktır büyücüye göre. Hatta burada direkt ben klonu atacağım. Çünkü öbür türlü direkt buradan 3 tacı yiyeceğiz. Böyle okçuları tekrardan basalım. Buradan klonu da yapıyorum. Evet, yine fail olacağız galiba. Şöyle okçuları atalım. Arkadan oynayalım biraz daha. Böyle buradan okçular. Güzel, şu anda fena değiliz. Evet, okçular güzel eritiyor bu arada. Şöyle devam edelim. Evet, özellikle arenada kastından dolayı arkadaşlar ondan da birazcık sıkıntı yaşanıyor. Şöyle klonu ben de basıyorum şu an. Bir klon daha atalım. Evet, arena şu an çıldırmış durumda. Bir okçular daha bastım. Buradan yine atıyorum. Özellikle bizim klonlar bayağı gidecek gibi duruyor. Orada iskeletlere şey şekilde bir klon daha bastım. Bir klon daha atalım. Ve okçuları da bayağı güzel biriktirdik. Yine az vurduklarından dolayı arkadaşlar güzel bir şekilde birikmiş oldu. Diğer kartımıza geçelim. Arkadaşlar bu sefer şifacı ile yapıyoruz. Yalnız şifacı en sıkıntılısı, çünkü vurmuyor arkadaşlar. Yani her an 3 taç yeme olasılığımız oldukça yüksek. Bundan dolayı şifacı da klonu çok daha önceden atmamız gerekiyor. Yoksa direkt olarak paket olacağız. Hemen buradan atalım. Bir klon daha basacağım. Şifacıların bu animasyonundan dolayı şifacılar fail yapmayın bize. Klon nereye atacağımı da bilmiyorum. Şifacılar savunamadı. Hayır. Yine fail olduk ya. Klon da atamıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi de yavru ejderi yapıyoruz. Biraz daha gelmelerini bekleyelim. Şu şekilde yavru ejderlerle başlayalım. Buradan bir yavru ejder daha. Arkalı bir şekilde oynuyorum. Yine kulemizi alsın, sıkıntı yok. Klonumuz hayatta falan. Buradan gidelim. Bir yavru ejder daha bırakıyorum şöyle. Arkadan oynayalım. Güzel. Şu şekilde devam edelim. Şifacı bu arada çok kaslı arkadaşlar. Yani animasyonu özellikle baya kastırıyordu. Yani kayıt kafayı yemişti neredeyse. Özellikle o iyileşme animasyonunda olduğundan dolayı. Devam edelim. Evet, yavru ejderler iskeletlerle oyalanıyor. Bu güzel oluyor. Güzel. Evet, yavru ejderler baya hani şu an şey oldular. Bekliyorlar. Sağ tarafı bu arada şeylerle almışız. Ruhlarla falan. Tamam. Şöyle buradan yavru ejder. Artık yavaştan klonu atmaya başlayalım. İlk klonumuzu burada attık.
Artık klon atma vakti geldi. Bir klon daha buradan yapıştırıyorum. Bir yavru ejder daha attım. Ve yine güzel bir görüntü elde ettiğimizi düşünüyorum. Güzel yavru ejder biriktirdik. Özellikle alan hasarı da olunca daha az birikiyorlar ama yine de güzel bir görüntü çıkmıştır. Umarım bir sonraki kartımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi cadıyı yapıyoruz. Biraz daha bekleyelim. Yani cadı savunabilir. O yüzden gelsin. Biraz daha gelsin. Tamam. Artık oynayabiliriz. Özellikle iskeletler arkadaşlar şov yapacaktır. Hatta arenada kasacaktır diye düşünüyorum. Arkadan oynayalım. Evet, bu arada yani sadece iskeletler yetti. Bırakın arkadaşlar cadıyı. Buradan devam edelim. Artık oraya bir kullan atma vakti geldi. Artık oraya bir kullan atacağız. Evet, yine kayıt arkadaşlar. Şu an yine çıldırmış durumda. Hiçbir şey atamıyoruz. Hiçbir şey atamıyorum şu an. Klon nereye gitti? Nasıl oldu? Hiçbir fikrim yok. Arkadaşlar şu an donmadı sizin telefonunuz. Oyun çıldırdı. Bakın burada bir kasır şey klon falan attım ama evet. Almışız. Hiçbir şekilde haberim yok. Çok kasıyor yani, aşırı derecede bir birikim olduğundan dolayı. Yani bu da böyle oldu. Yine de yapmak istedim. Kasacağını biliyordum. Gece cadısı da böyle oluyor bu arada. Onu da daha önceki bir videomuzda denemiştik. Diğer bir kartımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi de elektro ejderimizi yapıyoruz. Şöyle birazcık arkadan gönderelim. Bir elektro ejderimizi daha attık. Şöyle hafif bir çarpalım ilk başta. Aman dikkat edelim. Yine fail olmayalım. Hayır hayır hayır. Elektro ejderi çok mu şey attık biz? Tamam, bundan sonrasını durdururlar diye düşünüyorum. Ya bazen arkadan atıyorum ki 3 taş falan yemeyelim. Yine şöyle çarpacağım ben. Tamam. Tamam, bundan sonra herhalde daha fazla vurdurmazlar diye düşünüyorum. Yine fail oluyordu kas kalsın. Elektro ejderimizi atalım. Bir de böyle arkadaşlar arenayı sallandırıyor elektro ejder vurduğu zaman. Böyle hafif bir sallanma oluyor dikkat ederseniz. Arenayı mı çarpıyor artık ne oluyor bilmiyorum ama. Evet, yine arkadaşlar arenada çıldırmalar başladı hafiften. Elektro ejderler vurdukça biraz iyileşiyorlar. Bir elektro ejder daha şöyle yapalım. Artık yavaştan klon atalım buradan. Şöyle bir klon. Bir klon daha buradan yapıyorum. Güzel güzel güzel. Şöyle bir klon daha buradan yaptım. Bir klonu daha buradan yapıştırdım. Masmavi bir arena oldu ve elektro ejderleri de bayağı biriktirdik bu arada. Diğer bir kartımıza geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi balıkçı yapıyoruz. Yine balıkçı fail olma olasılığımızın oldukça yüksek olduğu bir kart. Çünkü tekli vuruyor ve bir de kendine çekiyor. Acil klonlamamız lazım. Yoksa yine bir fail vakası yaşayabiliriz arkadaşlar. Tamam, bundan sonra da herhalde vermezler diye ümit ediyorum. Yani o kadar balıkçısınız, orayı da vermeyin yani. O kadar da adam olmuşsunuzdur herhalde. Evet, balıkçılar da güzel birikiyor. Tekli vurduklarından dolayı arkadaşlar. Özellikle artık o çekme animasyonlarının keyif seyrini konuşamıyorum. Size bırakıyorum. Evet. Balıkçılar, endamınızı görelim. Kraliyet devinde çalışıyorsunuz.
Şöyle. Baya güzel birikiyorlar ve hala ilerlemediler. İşte bu çok güzel arkadaşlar. Evet, yavaştan balıkçılarda dahi arena kasmaya başladı. Yani telefonum aslında o kadar kötü de değil. Ama yine de kasma oluyor arkadaşlar. Yani bu oyunun gerçeği. Çünkü biz burada olağanüstü bir şey yapıyoruz. Yani oyun böyle bir şey için programlanmamış. Yani normal şartlarda çünkü bunu yapamazsınız. Ama şu an şartlar normal değil işte. Valla çok güzel birikiyorlar ve 48 saniye kaldı. Artık biz klon yapalım ya. Balıkçının da ben yine güzel olacağını düşünüyorum. Tekka gibi olacağını düşünüyorum. Böyle az vuran kartlar çok çok daha güzel oluyorlar zaten. Bir klon. Buradan bir klon daha yaptım. Kart atamıyorum yine. Ya çok güzel gidiyor. Kart atmam lazım. Yine animasyonu olduğu için o halat animasyonu. Evet, şu an olduğu gibi atamıyoruz yine arkadaşlar. Şöyle bir klon daha yapıyorum. Buradan bir klon daha. Evet, son klonu da yaptık. Ve yine çok güzel bir görüntü ortaya çıktığını düşünüyorum. Yani o kadar fazla yaptık ki yine kastı. İskeletler de değil aynı zamanda. Diğer bir kartımıza geçelim. Evet arkadaşlar, haydutu yapıyoruz. Haydut da yine ilk başlarda özellikle canımızı sıkabilir. Ancak özellikle uçuş animasyonları yine güzel bir seyir zevki sağlayacaktır sizlere. Şu anda bunların da yine üçtacı savunmaları çok zor. Yani o yüzden klonu şu an yine önce atmamız gerekiyor bu arkadaşlara da. Şu an bile orada durdurmaları yani şüpheli. Bir klon daha basacağız. Hatta buradan ruh muh falan bir şeyler de yapalım. Tamam, bundan sonra herhalde sorun olmaz. Şöyle gidiyoruz. Yavaştan artık o uçuş animasyonları da çıkmaya başladı. Güzel. Evet. Uçuş animasyonları çıkmaya başladıysa zaten haydut daha zinhar vurdurmaz kuleye. Hızlı bir şekilde de gidiyorlar zaten. Şöyle ilk klonumuzu şöyle basalım. İkinci klonumuzu da atıyorum. Çok güzel. Çok güzel birikiyorlar. Haydutum eski kartımdır. Çok severim kendisini. Şöyle buradan bir klon daha bırakıyorum. Buradan bir klon daha bıraktım. Bir klon daha yetişmedi ancak. Evet, hepsi birden kuleye uçuyor. Evet, seyir zevki yine güzel olabileceğini düşündüğüm kartlardan birisi oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi son kartımıza geçelim. Evet, son olarak da arkadaşlar prensesi yapıp bu videomuzu artık bitiriyoruz. Buradan prensesleri atalım. Böyle arkadan atıyorum. Zaten uzak menzilleriyle etkili bir şekilde orada savunurlar. Prenseslere devam edelim. Prenses benim çok aramın iyi olmadığı bir kart normal şartlarda ama rekor denemelerde güzel bir seyir zevki veriyorlar. Evet, buradan atalım tekrardan. Prensesler güzel atıyorlar bu arada okları. Prensesi gördüysen yanağın alevli bir ateş alıyorsa bir şey vardı, öyle bir yazı vardı ama şu an unuttum. Prensesi görüp yanağın alev aldıysa bunun sebebi yanıyor olman mı, öyle bir şeydi. Evet, prensesler güzel birikti. Klonuna da yavaştan geçelim artık. Şunu dağıtıp ardından ilk klonu bastık. İkinci klonu da buradan basıyorum. Özellikle yine vuruş animasyonlarında sıkıntılı, özellikle yine kasmalar başladı. Oradan üçtacı atarlar şimdi. Ve evet, bu şekilde videomuzu bitirelim. Prensesler de yine güzel bir şekilde birikti.
Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Hani tekrardan da yapabiliriz. İstediğiniz kartları yazabilirsiniz. Croxy'ye de teşekkür ediyorum dostum. Videoma katıldı. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.